Merhabalar, Pasaj TV'ye hoş geldiniz. Bugün biraz değişik bir yerdeyiz. Belville'de ressam İsmail Yıldırım'ın atölyesindeyiz ve kendisiyle biraz sohbet edeceğiz. Fransa'da ressam olmak, genel olarak ressam olmak ve bu tür şeyler üzerine. Nasılsınız? Öncelikle onu bir sorayım. Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Gençlerle genç gibi yaşamak güzel. Sağ olun. O zaman önce size şey sorayım, nasıl ressam oldunuz? Daha doğrusu yani nasıl resme ilk olarak başladınız? Daha sonrasında Fransa'ya nasıl taşındı bu kariyeriniz? Çok uzun bir soru. Ya neyse, cevap vermeye çalışayım. Şimdi her çocuk gibi ben de çocukluğumda oyuncaklarımı kendim yaptım. Benim şansım köy enstitülerinin devamı olan 6 yıllık öğretmen okullarını kazanmamdır. Böylece İlkokuldan sonra hayatım yatılı okullarda geçti. İvriz Öğretmen Okulu'na gittim. Orada o dönemde çok genç hocalardı öğretmenlerimiz, yeni mezun öğretmenler. Ve her biri de Avrupa'da doktoraya gidebilmek için imtihanlara hazırlanıyorlardı. Desen çiziyorlardı filan. Ben de onları merakla izledim. O izleme anında öğretmenlerim bana dedi ki gel sen de çiz. Madem bu kadar meraklısın sen de çiz. Ben böylece ciddi ciddi modelle resim çalışmaya başladım. Ve bu 6 yıllık öğretmen okullarından İstanbul Çapa Öğretmen Okulu'na resim ve müzik yeteneği yüksek çocuklardan seçki yapılır ve gönderilirdi imtihanla tabii. İşte benim de kulağıma o zaman fısıldadılar dedi. Oğlum işte çalışırsan işte Çapa Öğretmen Okulu'na gidersin. Orada senin hayatın resim olarak sürebilir. Ve imtihanı kazanarak İstanbul'a geldim Çapa Öğretmen Okulu'na. Ve Çapa Öğretmen Okulu'nda iyi öğretmenler vardı. Ve biz kısa sürede orada iyi eğitimler aldık. Ve bir taraftan da benim bu resme paralel olarak yazı hayatım oldu. Kısa da olsa şiir yazmaya özendim. Hikaye yazmaya özendim. Bir taraftan da sosyal olaylara İlgim çok önceden başlamıştı. Bir sopa yiyerek oldu o iş. Onu daha sonra anlatırsınız. Neticede ben 71 olaylarından çok etkilendim ve okuldan atıldım. Sonra tekrar okula döndüm. Okula döndüğümde de okullar biraz daha uzamıştı. Biz okuldayken 3 yıldı yani lise kısmı, sonra 4 yıla çıkmış. Bu sefer tekrar okula döndüm. 1 yıl daha okudum. Tekrar cezaevine düştüm. Böylece ben ancak herhalde 10 yıl mı geçti ne oldu? 78'de cezaevinden çıktıktan sonra diploma aldım. Bir av çıkardılar işte. O diplomayı da babama hediye ettim çünkü benim diploma olmasını çok istiyordu. Bir daha da o diplomayı görmedim. Sonra hayatım cezaevinde zaten Yılmaz Güney ile kesişmişti. Bu bir yol arkadaşlığı olarak sürdü Türkiye'de. Sonra burada devam etti. Paris olmasaydı belki resim yapmayı devam ettirmeyebilirdim. Çünkü Türkiye'de kendimi çok rahat ifade edebileceğim Türkçe konuşan milyonların olduğu bir yerdeydim. Oysa ben buraya düştüğümde Fransızca bilmiyordum. Ve kendimi ifade edebilecek resimden başka herhangi bir araç yoktu elimde. Açıkçası beni resme sevk eden şey bir nevi bir kendimin ifadesidir. Yani bir dışa vurma eğilimi olarak ben yeniden burada resim yapmaya başladım. Gerçi hayatımın hiçbir döneminde ben resmi bırakmadım. Cezaevlerinde de hep resim karaladım. Lübnan'da kaldığım sürece yine resimler yaptım, sergiler açtım orada da. Fakat işte ressamlık öyle bir şey ki, yani at üstünde resim yapılmıyor diyorum ben buna. Şey olabilirsiniz yani ne bileyim şairlik, şiir yazma, hikaye yazma, ne bileyim müzik yapma, dolaşarak olabilir. Ama resim yapmak istiyorsanız yerleşmek zorundasınız. Ve tabii ki ben Paris'in tarihini iyi biliyorum. Geçmişimden biliyorum. Ve analiz
analitik yanımın güçlü olduğuna inanıyorum. Ben Belville'i ta o zaman seçtim. Çünkü Belville o zamanın underground'ı burasıydı Paris'in ve yoksul bir yerdi ve ucuzdu. Paris tarihine baktığımızda ressamlar önce Montmartre tepelerine toplandı. Çünkü orası işte kerhanelerin, meyhanelerin olduğu, ucuz yerlerin olduğu bir yerdi. Ve Paris Komünü'nün yenilmesinden sonra bütün nihilizme kapılan sanatçılar da oralara doğru çekilmişti. Sonra sanatçılar orayı ihya etti, zenginler yerleşti, gibi yapanlar yerleşti. Mesela ressam değil ama ressamlık yapıyor, işte kep giyiyor falan. Ondan sonra da hakiki ressamlar o zaman Montparnasse'a çekildi. Montparnasse da o zaman bizim Kürtlere benzeyen insanların olduğu bir yerdi. Orada da Brütonlar vardı. İşte trenle geliyorlardı, Montparnasse garı çevresine yerleşiyorlardı. O yoksul Brütonlar da Paris'in zenginlerin hizmetini görüyorlardı. İşte bon diyoruz ya hani, ev işçiliği, kapıcılık gibi. Onun için bugün bile Montparnasse bölgesinde çok iyi krep dükkanları vardır. Evet, çünkü krep Bretonlarındır. Şimdi bu anlamda benim Paris'e gelmem bir tarafıyla tesadüftür. Yoksul olan yer çünkü şeydir, pardon, Belville'dir. Belville'e gelmem tesadüf değildir. Ama aynı zamanda da ben bir Montparnasse, Montmartre'in geleceğinin burada olduğunu hissediyordum. Onun için buraya yerleştiğimde çevreme baktım ki bir sürü sanatçı var benim gibi. Onlar da yoksulluk buralara çekmiş vaziyette. Neticede biz o zaman AAB diye anılan Atölye d'Artiste Belville Derneği'ni kurduk. Ve yıllardır da bu sene 29.sunu yaptık. Açık kapı yapıyoruz. Bu hareket aynı zamanda Belville bölgesindeki halkı da kapsadı. Esnafını, şuyunu, buyunu kapsadı. Ve bugün 4 günlük bir açık kapı hareketinde 60 ile 70 bin arasında izleyicisi var. Şu anda yani dünyanın her tarafı Belville'i biliyor. Tabii bu meslekle alakalı olarak. İşte ben o zamanlardan buraya geldim. Sanatçılara bir de yer vermezler. Bana da yer vermediler. Dedi, güven duymazlar sanatçıya. Adam dedi ki satıyorum ben burayı üstelik dedi. Hani alırsan, pardon alırsan da demedi. Ben satıyorum burayı dedi. Ben dedim ben alıyorum. Çok şaşırdım. Dalga mı geçiyorsun? Yok dedim, dalga geçmiyorum. Alacağım ben burayı. Neticede İTKK ben şu röportaj yaptığımız yeri aldım. 32 metrekare bir yerdi. Yan tarafı da 10 yıl sonra aldım. Ve orada işte çalışan insanlara dedim ki burası bir gün satılacak olursa benimle konuşursanız önce sevinirim. Bizim Türkiye'den, Asiryaklardan bir ailenin de orası. Evet. Sonra eşim bana dedi ki dedi, niye alacaksın ki sen yani? Birdenbire heyecanlandı. Ya dedim 10 yıl sonra alacağız yani, şimdi değil. Ben Paris'e geldiğimde böyle bir şiraze çektim. Uzun bir şey yani, perspektif koyarak hazırlandım. Fakat ben resim yaparken kendimi yaptım. Yani hiçbir zaman yani bir moda akım olarak şöyle resim yapılırsa böyle olurmuş diyerek değil. Ben kendi resmimi yaptım ama ben resmi bilirim. Yani bütün resim akımlarını, bütün ressamları bugünüyle, geçmişiyle iyi takip ederim. Bugün de takip ederim. Fakat yapma eyleminde ben bildiklerimin hepsini unutarak beni yaparım. İşte bir de tabii ki bununla para kazanma sıkıntısı var. Orada da ben yine el yordamıyla hareket ederim. Yani gece uyandınız, tuvaletin yolunu nasıl buluyorsunuz? Hafif bir el yordamıyla. İşte hayatta biraz el yordamıyla davranılmalıdır. Ben de resimlerimin satılmasını
el yordamıyla buldum. Çünkü galerilere gittiğiniz zaman hiçbir galeri size kapısını açmaz. Ya birilerinin aracı olması lazım önce sana bakması için, ya da değilse seni başından savar. Neticede ben diğer mülteci arkadaşlarla paslaştım. Ama bu paslaşma paslaşalım diye olmadı. Yani bunun adı konulmadı. İşte hiç unutmam, Ege Restoran kuruldu. Arkadaşlarımdı. İşte kuranların her biri de burada diplomasını çalıştıramayan insanlardı. Birisi dişçi, birisi cerrah. Buna benzer arkadaşlar. Bana dediler ki yani ne yapabiliriz buraya? Dedim benim resimleri asalım. Yapabilecek bir şey yok yani. Çünkü dekor da parayla yapılan bir iş. Benim resimleri astık. Ve benim resimler orada iyi satmaya başladı. Böylece lokantalarda resmin satılabileceği fikri gelişti bende. Şimdi tabi tarihten okumuştuk. Zamanında Van Gogh da lokantalarda resim sattı. Satılmadı diye anlatılır hep ama işte lokantalardaki sattığını da satılmış olarak kabul etmezler yani sanat tarihçileri. İşte Max Ernst vardır. Ernst de lokantalarda sergi açtı zamanında. Yani bu biraz da şey yani aykırı duran bir sanatçının pozisyonudur. Ben de aykırı durdum. Ama aykırı dururken yani aykırılık olsun diye yapmadım yani. Hem arkadaşlarımın lokantası dekore olsun diye yaptım, hem de nihayetinde lokantaya gelen adamlar benim duyarlılığıma bakmış olacaktı. Fakat ben bunun paraya dönüşeceğinin açıkçası o zaman hesabını pek yapmadım. Ama paraya dönüştü. Sonra birçok lokantalar açıldı böyle. Yani mülteci arkadaşlar lokantalar açtı. O lokantalar açanlar da benden resim istediler. Ben de götürdüm, astım oralara. Ve benim çok ciddi bir müşterim oluştu lokantalardan. Çünkü lokantadan benim resmimi alan adamın bir izi kalıyor. Çektir, şudur, budur. Ve ben bu adamları sana şey atölyerime davet ettim. Yani bunlardan bir tanesi Guy Royan diye bir insan. Bu sene 80. yaş gününü kutladık. Benim üzerime kitap da yazdı. Hadi ya. Evet. Ve ciddi bir koleksiyoncu. Yani hiç yoksa bugün koleksiyonda 2000'e yakın obje vardır, nesne vardır. Bu adam bir benim gibi yaşayan ressamları aldığı gibi bir de art primer dediğimiz yani birinci sanat dediğimiz işte Latin sanatından Afrika sanatına kadar da alışveriş yapıyor. Toplam 2000 parça elinde bir koleksiyonu olduğunu sanıyorum. Şimdi bu insanla tanışmam benim, onun benden bir lokantada, Türk lokantasından resim almam, o Efes'ten aldı yalnız, Ege'den değil de Efes restorandan aldı. Ve oradan düşünün, Gallimard yayın evini yöneten bir kadın da benden orada heykel resim aldı filan. Yani küçücük bir lokantaydı bu Efes ama Frederick Mitterrand dahil. Böyle bir sürü adam orada yemek yiyorlardı. Yani bir tarafıyla toplumun tırnak içinde marjinal bir kesimi ama bir taraftan da sanattan anlayan bir kesim. Bu arada Mark Borbolo diye bir arkadaş var. Hala yaşıyor. İyi bir kameraman. O da orada da tanımış benim resimlerimi ve heykellerimi. Onda da herhalde 25 parça falan var benden. Yani bunu niye anlatıyorum? Benim maddi anlamda yani başka bir iş yapmadan hayatımı resimle, heykelle kazanmama biraz da bu ilk Türk restoranları sebep oldu. Çünkü Paris'te yaşayan insanın bir bilene ihtiyacı yok. O zaten biliyor. Girdiği yerde iyi bir şeyi ucuz bir fiyata, makul bir fiyata buluyorsa alıyor. Peki bu az önce bahsettiğiniz açık kapılardan biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl etkinlikler oluyor? Nereden başlamış bir şey bu? Şimdi şey. Açık kapı hikayesi bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Daha eskiden var. Hı. Yapılıyor. Diyelim ki bir semt düşünün. Kadıköy diyelim. Hı. Veyahut da Strasbourg Şenönü diyelim. Belleville diyelim. Bu semtteki sanatçılar bir araya geliyorlar. Ve işte biraz da duyurusunu yaparak kapılarını halka açıyorlar. 4 gün.
Ve böylece insanlar girip çıkıyor, bakıyorlar. Bizimki de böyle bir şey ama bizimkinin tutması ve büyük popülerite kazanmasının nedenleri var. Birincisi biz doğrudan demokrasiden yanayız. Onu uyguluyoruz. Yani anarşist de diyebilirsiniz yani. Açık Kapı Derneği'nin ilk kuruluşundan itibaren varım. Ama uzun süredir hiçbir zaman yönetimine girmiyorum. Gençlerin girmesini istiyorum. Ha bir gün sıkıntı çıkarsa o gün biz de gidip bir görünüyoruz şöyle. Hakemlik yapar gibi. Hani filan. Bir de bu derneğin yaptığı işlere tüccarları sokmuyoruz. Diyelim ki herhangi bir galerici burada gelir bizim üyelerimizle her türlü anlaşmayı yapar. Resim alır, şu alır, bu alır ama bizim hareketimizin içinde bir yönetici olmaya kalkamaz. Böyle şeyler yaptık. Bir de diğer sanat alanlarıyla kontaklarımız oldu. Diyelim ki hoşumuza giden, bize işte gelip bizde çalmak isteyen işte gruplar sokaklarda çalıyorlar. İşte yani burada bir sürü lokantalar var. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinin lokantaları, Vietnam, Çin lokantaları, bunun yanında Arap, Türk lokantaları. Biz bu insanlarla da yakın ilişki içinde oluyoruz. İşte bize onlar yiyecek getiriyorlar mesela. Biz işte onunla açılış yapıyoruz. Ama onlara da 70 bin insan, gelen 70 bin insan akşamları onları, öğleleri onları tıka basa dolduruyor her yeri. Böyle de bir ilişki var. Onun için mesela benim vitrinimin şeyi olmasına rağmen, daraba mı diyoruz, ne diyeceğiz ona, kepengi olmasına rağmen bu kepengi ben kapatmıyorum. Bugüne kadar camlarıma ne yazı yazan oldu ne de zorlayan oldu. Çünkü bir nevi bir mutabakat, konsensüs oluşuyor sanki bizim yerlerimize dokunmuyorlar. Mesela girdiğim lokantalarda benden biraz daha az para alıyorlar. Ben bunu hissediyorum. Mesela sizin de yediğimiz yerdeki yemeğin fiyatı 13 eurodur. Benden 10 euro alıyorlar. Gibi. Ya mahalle içinde de bir dayanışma yürütüyor. Öyle ki, ama bu spontane oluyor. Kendiliğinden oluyor. İşte Açık Kapı dediğimiz hikaye böyle bir hikaye ama bizim her sene buna verdiğimiz bir para var. Kendi aramızda bir paralar veriyoruz. Ama böyle bir örgütlü yapı olduğu için yaklaşık 500 sanatçı var yani. Az değil. 1000 metrelik bir daire çiz. Bu kadar arana 500 kişi sıkışıyor yani. Bunların tabii bir yaptırım gücü var. Onun için belediyeler bize, büyük belediyede işte mahalle belediyesi de destek veriyor. Yani sübvansiyonlarımız var. Ama sübvansiyonlar ancak güç olduğu sürece olur. Başka türlü olmaz. İşte bu şeylerden gidiyor. Bundan daha uzun ömürlü bir Açık Kapı hareketi dünyada yok. En uzun ömürlüsü bu ve bir de artık internasyonel, başka ülkelerden insan çekiyor. Durum bu. Peki size bir de şey sormak istiyorum ya. Bu Belleville'i aslında yeni bir Montmartre olarak tanımlayabilir misiniz? Şimdi burası geleceğin Montmartre'dir. Sebebi şu. Oldu daha doğrusu, şu anda oldu. İşte Bobo deniliyor falan, o insanlar doldurdu burayı. Ama sırf böyle Bobo lafı da bana çok hoş gelmiyor. Çünkü burada ciddi ciddi yazarlar var. Mesela Penak yıllarca burada oturdu. Gitti şimdi, taşındı. Denis Levon var. Bu Köprü Üstü Aşıkları diye bir film çıkmıştı zamanında. La Mande Pondonuf. Evet. Onun baş oyuncusu benim komşum burada. Şimdi bir de böyle bir dönüşüm var yani. Böyle, dünya kadar böyle insan var. Yetmiyor. Buranın bir de tarihi var. Burası komün döneminde son düşen kalelerden birisidir. En son barikat işte burada kuruluyor. Şimdi burası bir de aynı zamanda ikinci tepesi şeyin, Paris'in. Şimdi bu anlamıyla Fransızlar bir de mezarlığını bile
turizmi açabilen bir yeteneği var. Düşün, ben Père Lachaise'ın dışında acaba başka bir mezarlık var mıdır dünyada turist çeken, bilmiyorum ama Fransızlar biraz da böyle. Ve Fransız burjuvazisi burayı ileride ihya eder. Zaten hemen bir şey diktiler buraya da. Bağ yaptılar. Biliyorsunuz Montmartre tepelerinde de komünarlar orada şarap yaptılar, evet. Üzüm vardı. Aynısını buraya yaptılar böyle ve 6-7 senedir burada da bir üzüm var, bağ var. Size onu gösteririm. Ve neticede giderek burada mesela çok büyük bir ucuza kalınabilecek, özellikle öğrencilerin kalacağı bir yerleşim birimi yarattılar. Henüz. O birazcık bitiyor bile bence. Evet. Şimdi bütün bunlarla birlikte yani 2. Montmartre burası. Size şeyi sormak istiyorum aslında. Yani bir resim yaparken nasıl başlıyorsunuz? Aslında bu fikir size nasıl geliyor? Biraz bunlardan bahseder misiniz bu süreçten? Güzel bir soru. Şimdi ben konulu resim yapıyorum. Yani önce bana bir konu çarpıyor. Söz gelimi Madımak yangını çıkıyor. Bu bir konudur. Ondan sonra bunun üzerine ben düşünmeye başlıyorum. Ama yalnızca düşünmüyorum. O anda çizmeye de başlıyorum. Buna biz eskizler diyoruz. Ya taslaklar yapmaya başlıyorum. Aynı zamanda da okuma sürecine giriyorum. Yani şimdi bir Madımak yangınını ben 8 sene çalıştım yaklaşık. Hatta zaman zaman tekrar acaba şöyle de olabilir mi diye çalıştığım şeyler oluyor. Bu süreç içerisinde ben yaklaşık 20 bin sayfa okudum. Yani bir İslam'daki Alevi-Sünni yarılmasını şeyden alarak, yani Arabistan'dan alarak inceledim. Bir de İran'ın doğusu, güneyi, işte Türklerin olduğu bölgelerden Anadolu'ya kadar İslam öncesi düşüncelerle nasıl bu işler karışarak bugüne geldiği inceledim. Bir de bunun ırkçılık yanları şudur budur, nasıl olmuştur, niye böyle olduğu araştırdım. Mesela şunu diyebilirim, Naima tarihinden Binbir Gece masallarına, dikkat ederim, Binbir Gece masalları 12 bin sayfa. Böyle okumalar yaparak bir uzun soluklu çalışma yapıyorum. Şu önümüzdeki resimse daha bugüne yakın bir şey. Orta Doğu savaşları üzerine yapmış olduğum çalışmalardan bir parça. Bu resimde ben son Suriye pozisyonu bu resime ilham kaynağı oldu. Dedim ki Pieta ya da diğer adıyla Meryem'in eli. Hristiyan aleminde Pieta resmi İsa'nın çarmıhtan indirilişi için yapılan resimlerdir. Orada bir kadın vardır, adı Meryem. Veyahut da buna Fransızlar Marie Magdalena der. Bu kadın anne olan Meryem değildir. Sevgili olan Orospu Meryem'dir. Yani o dönemin şeyiyle. Şimdi bu Meryem'i biliyorsunuz kutsamıştır İsa. Demiştir ki en günahsız olanınız ilk taşı atsın. Kimse taş atamamıştır Marie Magdalena'ya. İşte Pieta'ya bunun için bir gönderme yaptım. Meryem'in eli sanki İsa'nın başını tutuyor. Ama bu bildiğimiz klasik bir İsa değil. Çünkü ben onu yapmıyorum zaten. Buradan bir metafor, bir gönderme yaparak ben Suriye'yi anlatmaya çalışıyorum. Yani orada upuzun yatan bu baş daha çok Suriye'dir. Ve böyle giriyorum. İşte ne bileyim 10-15 tane Pieta resmi çıkabiliyor. Ama her Pieta biraz değişik bir Pieta. Bunu resmi çok yakından bilen insanlar çok kolayca anlıyor. Bilmeyenlere de sorarlarsa anlatıyoruz. Sormazlarsa da zaten burada dramatik bir durumun yaşandığının farkına varıyor. Teşekkür ederiz. Bir şey değil.
Çok sağ olun bu arada. Bizi burada ağırladığınız için güzel atölyenizde. Görüşmek üzere diyoruz size. Umarım daha çok şey yaparız. Evet. Bu arada videoyu beğenip paylaşırsanız çok seviniriz ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.